Herkese merhabalar. Ben Anlatsın konkurcularından Sargın. Canlı Anlatsın'ın bugünkü bölümünde konuğumuz Garanti Bankası'ndan Feryal. Hoş geldin Feryal. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi kırmadın buraya geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Yani seni ağırlamak bizim için gerçekten çok büyük mutluluk. Çünkü Feryal, bu arada bunu da söylemek istiyorum. Anlatsın'a ilk inanan insanlardan. Benim için de çok değerli, Anlatsın için de çok değerli. Çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle teşekkür ederim. Böyle düşünmen ne mutlu benim için. O zaman çok kısa öncelikle seni tanıma şansımız olur mu acaba? Tabii, memnuniyetle. İsmim Feryal Kalafatoğlu. Garanti Bankası'nda insan kaynakları bünyesinde çalışıyorum. Çalıştığım servisin ismi biraz herkese tanıdık gelmeyebilir ama işveren marka yönetimi olarak geçiyor. 4 yıldır garantideyim. Toplam 10 yıldır da farklı bankalarda iç iletişim ve işveren marka tarafında pek çok çalışma yaptım. O zaman hemen böyle adım adım gidelim mi senin hikayende? Tamam. İlk üniversite bölümünden başlayacağım. Klasik. Öncelikle nerede okumuştun? Üniversite hayatında neler yaptın? Bize birazcık üniversitedeki hayatını anlatır mısın? Tabii. Galatasaray Üniversitesi mezunuyum. Galatasaray İletişim Fakültesi. Üniversiteden mezun olduğum ne kadar olduğunu söylemeyeceğim ama yaşım ortaya çıkmasın. Benim iletişimle olan iletişim fakültesi seçmemde çok büyük bir heyecan, bir tutku vardı. Çünkü hep böyle ilkokuldan beri herkes de böyle bir şeyin var olduğuna inanıyorum bu arada. Gerçekten bir şeyi çok sevmek. Benim için her daim işte özel gün organizasyonları yapayım, törenler organize edeyim, şiir yazayım, kompozisyon yazayım gibi. Özellikle yazı yazmaya dair son derece böyle bir şey vardı içimde, bir tutku vardı gerçekten. Ve bunu yapabileceğim, uygulayabileceğim alan olarak da iletişim fakültesini tercih ettim. Galatasaray'da iletişim fakültesi 3 alanda, 3 ana başlıkta gidiyordu. Hala da böyle. Reklamcılık, halkla ilişkiler, gazetecilik ve radyo, televizyon, sinema olmak üzere. Ben sinema, televizyon ve radyo tarafını tercih ettim. En heyecanlı taraf herhalde. Dışarıdan azından en dinamik taraf diyeyim. Evet, yolculuk da böyle başladı. Süper. Orada neler yaptın? Üniversite hayatında okumanın dışında diyeyim. Çünkü okuma tarafını herkes her yerde araştırabilir. Bunun yanı sıra neler yaptın? Aslında şöyle, şuna çok inanıyorum. Hangi bölümü seçerseniz seçin. Aslında üniversitede gerçekten sadece senin de söylediğin gibi mevcut yapıyla, yani sadece dersle yetinmemek gerekiyor. Tabii ki de çok değerli hocalarımız oluyor, çok değerli bir içerik paylaşılıyor. Ama işin en önemli tarafı etkileşim. Yani bu ne demek? Aslında çok ciddi bir paylaşımda bulunabilecek bir ortam çıkıyor. Farklı tecrübeleri olan, farklı illerden gelen ve böylece bir arkadaşlık daha önceki dönemdeki eğitim dönemine göre, yani lisede daha kompakt bir grup oluyor. Herkes genelde aynı şehrin insanı oluyor gibi. Ama üniversitede bir yaygınlık var, farklı kültürler var. Dolayısıyla orada birazcık daha herkesin gözü açık olması gerekiyor. Ben ne yaptım? Sinema televizyon okuduğum için gerçekten her kanalında, yani radyoda da, sinemada da, televizyonda da deneyim kazanmak istedim. Ve hep her sene farklı bir tarafı seçip orada deneyim kazanmak için staj yaptım. Üniversitedeki en büyük kazanımım da Galatasaray Üniversitesi'nin radyosunun kuruluşunda oldu. Radyonun kuruluş ekibinde yer aldım. İşte böyle antene nasıl çıkacağız, uyduya nasıl bağlanacağız falan. Aslında bugün bununla, o dönemde hani bunların hiç işime yarayacağını düşünmüyordum. Ama şu an hakikaten çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Mevcutta da, işleyişte de. Radyo hala var mı? Üniversitenin radyosu. Evet, tabii hala devam ediyor. O da çok bambaşka bir şey değil mi? Üniversitede yaptığım bir şey hala devam ediyor. Başka kesinlikle insanlar devam ettiriyor. Kesinlikle öyle. Takip ediyorum hala. O, sadece o caddede yayını alabiliyorum ama yine de acayip bir duygu. Peki hemen şey soracağım. Stajları nerede yaptın? Yani stajları insan kaynaklarında mı yaptın da sonra insan kaynakları alanında çalışmaya başlayabildin? Yoksa bambaşka şeyler mi deneyimledin? Neler yaptın? Aslında insan kaynaklarına o dönemde insan kaynakları diye bir, özellikle hani profesyonel tarafta bir alan olduğunu bilmiyordum. Bence bugün bizim hala üniversitelerimizde hani sizin yaptığınız işin neden kıymetli olduğunu ve hani o ilk inananlardandın diyorsun ya, aslında neden kıymetli olduğunu işte biraz buralarda yaşım belli olacak ama hakikaten bizim zamanımızda yoktu. Yani bundan bir 10 sene, 15 sene önce bizim üniversiteden mezun olduğumuzda nerede kim çalışıyor ve ne yapıyor'ya dair çok bir fikrimiz yoktu açıkçası. Ben de o dönemde okuduğum şey benim için bir tutkuydu dedim ya, onunla başladım
Ve direkt radyoysa okulun radyosu, işte sinema tarafında bir prodüksiyon ajansında çalıştım. Baktım 7/24 çalışılıyor. Dedim ki ben biraz daha televizyona bakayım. Çünkü her daim gündem benim çok ilgimi çekiyor. Bugün yaptığım işten de bahsederken konuşuruz. Gündemi takip etmek gerekiyor. Ve bu benim için bir tutku. Dolayısıyla haber okumak, işte orada ne var, arkada ne oluyor, kimler görev alıyor vesaire. Bir televizyon kanalında staj yaptım. Bir radyoda ve bir gazetede. Yani her alanını aslında her sene, dediğim gibi boş geçmeden hiçbir seneyi deneyimledim. Zorunlu muydu bu stajlar? Hiçbiri zorunlu değildi. Ama şöyle bir nokta da var. Mesela bugün biz böyle Garanti Bankası adına üniversiteleri, kampüsleri ziyarete gittiğimizde şunu hep duyuyoruz. İşte X Üniversitesi'nde benim zorunlu bir üretim stajım var, zorunlu bir fabrika stajım var. İnanır mısın, ben şunu çok hani kalben söylüyorum. Aslında bu zorunlu stajlar çok büyük işe yarıyor. O dönemde biraz böyle zul gibi geliyor insana ama gerçekten doğru alanı bulmak adına bu çok önemli. Yani o noktayı bulduğunda ve hakikaten o fonksiyonun içinde anlam kazanıyorsan o iş senin için doğru iş olabiliyor. O yüzden hani zorunlu olsun olmasın mutlaka yapmak lazım. Aynen onu diyecektim. Şimdi zorunlu olduğu zaman zaten yapmak zorundasın. Ama senin durumunda zorunda da değilsin. İşte o yazları ya da artık kışın yaptıysan kışın akşamları veya başka bir zamanlarda gezebilirdin, başka bir şeyler yapabilirdin. Oturup staj yapmışsın. Yani neden yaptın? Yani gerçekten... Bölümde de çünkü bir de bölümünle ilgili stajlar yapmışsın. Bölümde bir şeyler öğretiliyor. Yetmedi mi sana? Şimdi şöyle, mesela uygulama çok önemli bir şey. Bizim eğitim sistemimizde hala uygulamanın ben eksik olduğunu düşünüyorum. Bunu nereden karşılaştırma şansım oldu? Üçüncü sınıfta bir dönem diye yola çıktım ama iki dönem Erasmus yaptım Belçika'da. Süper. Ve bunu gerçekten tavsiye ediyorum. Hani bu zamansız bir şey. Hani bunun benim zamanım, senin zamanını yok. Hakikaten bunun farklı bir kültürde, yani okuduğumuz bölümün farklı bir kültürde nasıl uygulandığını, farklı bir ülkede mevzuat nasıl, işleyiş nasıl, bunu görebilmek ve o anlamı kazanabilmek hakikaten çok önemli. Buna çok inanıyorum. Stajı yapmak lazım, o deneyimi kazanmak lazım. Çünkü o deneyimi kazandığın zaman buraya geldiğinde onun üzerine koyabileceğin daha fazla şey oluyor. Yani Belçika'daki Erasmus'ta 6-7 ay kadar Belçika Devlet Kanalı'nda aldığımız dersin uygulaması vardı. Ders şimdi, programının içeriğinde. Ders programının içeriğinde. Hani bu Türkiye'de her daim olabilecek bir şey değil. Çok özel üniversitelerde artık yavaş yavaş işbirlikleriyle kuvvetlendi ama bu çok önemli olduğu için gerçekten hani bu nerelerde yapılır? Staj sadece bunu sağlıyor aslında. Şimdi ben bir gazeteye gittiğimde o dönemde gazetenin ana sayfasının elle çizildiğini gördüğümde bunun benim için uygun olmadığını düşünmeye başladım. Hani bir yandan dijitalleşme artık hayatımıza giriyordu. Bu sosyal medya vesaire bunları konuşurken bir yandan da bir bakıyoruz. Hani hala elle çizilen ya da günlük akışta takibi zorlaşan bir iş. Baktım gazetecilikte çok anlam bulamıyorum. Dolayısıyla dedim ki televizyona bakmalıyım. Hani daha etkileşimi ölçümlenebilen bir alan. Yani gibi gibi, anlatabiliyor muyum? Hani gerçekten bunu nerede sana neyi kazandıracağını hiç bilemezsin. Kendini de tanıyorsun aslında bir anlamda. Kesinlikle katılıyorum. Peki şöyle bir özetlemek gerekirse üniversite hayatına. Şimdi bizi izleyen üniversite öğrencileri de var. Onlara neler önerirsin? Üniversiteden mezun olmadan bunları yapmanızı öneririm dediğin neler var? Öncelikle yabancı dil. Bunu çok vurguluyorum. Şu yüzden aslında kurumun, çalışmak istediğiniz kurumun ya da mesleğin yerel ya da global bir kurumda nerede yaparsanız yapın. Ama yabancı dil hakikaten genç yaşta öğreniliyor. Birbiriyle işte İspanyolca öğrendiyseniz İtalyanca kolaylaşıyor. Fransızca biliyorsanız her ikisi kolaylaşıyor gibi. Almanca öğreniyorsunuz, bunu herhangi bir Avrupa, bir, hani global bir şirkette bu benim ne işime yarar dediğinizde hiç belli olmuyor. Bir atama oluyor, yönetici yurt dışından geliyor. Hani bugün belki bizler için hani İngilizce bilmek artık hani tabii ki herkes İngilizce biliyor. Hayır, öyle değil. Onu yerinde öğrendikten sonra ve o yaşta öğrendikten sonra üzerine iş İngilizcesi dahil edebilirsiniz, bir terime özel dahil edebilirsiniz. Böyle böyle kendinizi çok geliştiriyorsunuz. İkincisi de tabii ki staj. Stajı şu anlamda söylüyorum, deneyim kazanmak çok etkili ve o deneyimi, yani deneyim dediğimiz şey de aslında uzun soluklu bir şey.
Yani bir tecrübe demek deneyim kelime anlamı olarak da. Öyle bakınca o tecrübeyi kazanabilmek için hangi hocayla, hangi eğitmenle sohbet ederseniz edin, kimlerle networking yaparsanız yapın, onu yerinde görmenin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok seveceğim dediğin bir şeyi staja gittiğinde tamamen çalışma ortamı sebebiyle bile sevmeyebilirsin. Evet, yani bir stajın ne sevdiğini bulma şansın var. Ama onun harici bulamazsan da ne sevmediğini anlama... Aslında o daha kıymetli. Yani onu da bulmak çok kıymetli. Çünkü bir de sektörde çok farklı işler var. Yani senin örneğin süper bir örnek. Hem farklı farklı medya taraflarında bir şeyler yapabilirsin. Hem herhangi bir şirkette, bir bankada ya da başka bir sektörde yine başka başka fonksiyonlarda çalışabilirsin. Çok seçenek var. Seçmek evet. Zor. İletişim Fakültesi için de şunu söyleyebilirim aslında. İletişim Fakültesi bugün hangi üniversitede olursa olsun, şimdi günümüzde şöyle bir algı var. İletişim deyince çok iyi konuşur, çok iyi yazar gibi düşünülüyor. Halbuki İletişim Fakültesi sadece bunu anlatmıyor, bunu öğretmiyor. Aynı zamanda bir iletişim stratejisi ortaya koyabilmeyi öğretiyor. Bu iletişim stratejisi bir ürün yarattığında ürünü konumlayacağın, bugün aslında pazarlamayla devam eden yolculuktaki o en baş, en ilk nokta olabilir. Veya tamamen bir hikaye yaratmak, bir hikaye yazıp bunu anlamlandırmak da olabilir. Dolayısıyla her kurumda iletişimcilere ihtiyaç oluyor. Süpersin. Hemen bununla ilgili bir soru ben sormak istiyorum. Bu soru bize çok fazla geliyor. Ben iletişim fakültesinde okuyorum. İşte başka sektörlerde çalışabilir miyim? Yoksa bir medya kuruluşunda mı çalışmak zorundayım? Ya da bir ajansta mı çalışmak zorundayım? Bununla ilgili mesela sizin Garanti Bankası'ndan da örnek verebilirsin. Bölümden arkadaşlarından da örnek verebilirsin. İletişim Fakültesi mezunları ne işler yapıyorlar senin gördüğün, ne işler yapabilirler? İletişim Fakültesi bir kere zaten eğer reklamcılık tarafına da gidiyorsa ya da dediğim gibi bu kanal tarafında, yani gazete olur, radyo olur, sinema olur, televizyon olur, hiç fark etmez. Şurası gerçekten doğru. İletişim Fakültesi mezunu eğer üzerine gideceği alanı belirlemezse biraz dağınık bir alan. Çünkü çok fazla kanal var. Ama ağırlıklı olarak ne yapıyor? İletişim Fakültesi eğer bu söylediğimiz kanallarda bir iş yapmıyorsa, yani bu saydığım, staj yaptığım yerler gibi bir kanalda bir iş yapmıyorsa, ağırlıklı ajanslarda çalışabiliyor. Daha çok kreatif taraflarda yer alabiliyor. Ama daha büyük organizasyonlarda, yani bugün Garanti Bankası gibi ya da hani sektörde farklı farklı, perakende alanında olsun, bankacılıkta olsun, farklı finansta olsun, daha denetleme kuruluşlarında olsun, özel fark etmez. İletişimci aslında kurumsal iletişim bölümlerinde çalışıyor. Daha çok hani medya taraflarında çalışabiliyor. Kurumun medyasını yaparken, yani basın işlerini yürütürken diyeyim. Bugün halkla ilişkiler diye bilinen taraf aslında. Bunun dışında eğer üzerine ekstra bir master, yüksek lisans neyse bir şey eklerse onu da besleyecek bir iş yapabiliyor. İşte insan kaynaklarında tabii ki çalışabiliyor. Benim iletişim fakültesi mezunu olup insan kaynaklarında yüksek lisans yapıp bugün insan kaynaklarında yönetici olan arkadaşlarım da var. Yani iletişim aslında o bakış açısını genişleten bir taraf. Ama bir sınır kesinlikle yok. Sınırı ajanslarda yok. Çalışmak zorundasınız, burada çalışmak zorundasınız. Hayır. Gibi bir şey. Ve de zaten bu söylediğinden şunu da biliyorum. Ben de bunu yaşayanlardan birisiyim. İletişim fakültesinde okuduysam pek böyle ne yapacağım belli değil deyip insana bir korku geliyor. Aslında o soruların cevabı da o. Hani mühendislik okumadım, ekonomi iktisat okumadım. Acaba bir sorun mu var? Hayır, bir sorun yok aslında. Gitmek istediğiniz alanı belirlemek lazım. Ben de şimdi mesela kültürler arası iletişim yüksek lisansı yapıyorum. Ama ben artık hani iletişimde derinleşmek istediğim için, o farkı yaratabilmek istediğim için, ama yoksa bunun üzerine tamamen MBA yapıp bankacılıkta core bankacılık yapanlar da var. Sınır yok arkadaşlar kesinlikle. Yani ben bunu okudum, bunu yapmak zorundayım diye bir şey kesinlikle yok. İletişimciyi çok reklamlıyor. Aynen, diğer fakülteler için de bu geçerli bu arada. Yani mühendislik okudum. İşte ben mesela elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum ve elektrik elektronik mühendisliği stajımda o kadar nefret etmiştim ki. Sıkıldın. Yani, senin için uygun değil. Ve o zaman direkt pes etmiştim. Sonrasında zaten önümde hiçbir şey, böyle bir duvar olmadığını fark ettim açıkçası. O zaman hemen devam edelim. Mezun oldun. Sonra nasıl insan kaynakları, nasıl garanti? Mezun oldum. Üzerine 2 sene bir haber kanalında çalıştım. Muhabirlik yaptım. Öyle haberleri sunuculuğu gibi böyle komik işlerim de oldu. Bugün hala hani baktığımızda... YouTube'da aratsak bulabiliyor muyuz? Sildirdim aslında. daha sonra
açıkçası dediğim gibi bilmiyordum insan kaynaklarını ama her kurumsal şirkete duyulan böyle bir ilgi alaka bende de vardı. Her şey daha yapılandırılmış, rolün belli, iş tanımın belli, organizasyon içerisindeki etki alanın belli. Dolayısıyla çok daha anlam bulabileceğini düşündüğüm için bir bankanın daha böyle management training gibi bir sınavına katıldım. Özellikle iletişim tarafında birilerini arıyorlardı o pozisyonlar için. Ve öylece o bankada iç iletişim bünyesinde işe başladım. Bilmeyenler için iç iletişimi de bir cümleyle tanımlamak ister misin? Aslında şöyle, bazı kurumlarda işveren marka yönetimi diye geçiyor. Bazı yerler İngilizce ismini kullanıyor, employer branding diyor. Kurumda organizasyon ismi olarak da veya kurum içi iletişim, iç iletişim diye geçebiliyor. Aslında ana hatlarıyla temeli çalışan bağlılığına dayanan ve kurumda çalışanlarla paylaşılan her türlü etkinliğin, iletişim faaliyetlerinin, her türlü aktivasyonun aslında hem içeriğinin hem de bütün o yolculuğun tasarlanması. Bir çalışan markası yaratmak üzerine kurulu birimler bunlar. Süper. O zaman ondan sonra devam edelim. Orada iç iletişimde çalışıyordun. Sonra neler oldu? 3 sene kadar ilk girdiğim bankada çalıştım. 3-3,5 sene kadar. Daha sonra o dönemde bana gelen sorular da genelde böyle oluyor. Biraz daha acaba global, o dönemde çalıştığım banka global bir banka değildi. Bugün öyle ama biraz daha global bir kariyerim olsun istedim. İngilizcem iyiydi, Fransızca biliyordum. Hani başka bir şeyler neler olabilir, biraz daha global benchmark yapabileceğim neler olur diye baktığımda benzer bir pozisyonu bu sefer global bir bankada Türkiye'de yine çalışmaya başladım. Ve 3 sene de orada çalıştım. Benim limitim 3 yıl gibi duruyor. Ondan sonra da yine o dönemde LinkedIn'de şu anda Garanti Bankası'nda birlikte çalıştığım bir arkadaşımla yazışmaya başladım. LinkedIn'den onlar bana bir iş teklifinde bulundular ve sonra bundan 4 yıl önce de Garanti Bankası'nda işveren marka ekibinde işe başladım. Süpersin. Şimdi birkaç soru gelmiş. İstersen senin için uygunsa Garanti Bankası'na girmeden soruları cevaplayalım mı? Ki sorularınız varsa siz de gönderebilirsiniz. Öncelikle birinci gelen soru, yeni mezun olacağım bana tavsiyeleriniz nelerdir? Bunu aslında çok cover ettik ama ben oraya bir iki bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii. Şu anda dediklerimiz bir staj konusunu bahsettik. Evet. İki, yani derslerinize bağımlı kalmayın, kesinlikle başka şeyler deneyimleyin kısmını bahsettik. Sen de Erasmus yapmışsın, ben de exchange yapmıştım. Ben kesinlikle bunu da eklemek kesinlikle istiyorum. Yani çok önemli. Yani ya, o kültürü tanımak, gittiğiniz yer çok anlamsız bir yer gibi gelebilir ilk başta. Mesela bunu çok hani karşılaştırma da oluyor üniversitede. Örnek veriyorum, ben daha Fransız ekolünde okuduğum için öncelikle herkes Fransa'ya gitmek istiyordu. Ben Belçika'yı seçtim. Exchange mülakatında neden Belçika'yı seçtin dediler. Ben de dedim ki Belçika'da çok farklı kültürler bir arada. Yönetim şeklinden başlayarak zaten benim hiç aşina olmadığım bir yapı var. Dolayısıyla bu beni heyecanlandırıyor. Hani korkmadın mı? O yaşta gidiyorsun tek başına. Endişe ettim tabii. Evet, endişe ettim. Hatta en yakın arkadaşımla gideceğim diye plan yapmıştım. O mülakatı geçemedi. Ben geçtim. Eyvah. Böyle tek başına hadi bakalım çıkıyoruz yola diye başladı. Ama çok büyük bir deneyim. Yani o dönemde nispeten daha mesela Doğu Avrupa'da bir fırsat yakalayanlar sanki kendilerini daha başarısız gibi görüyordu. Ama öyle bir şey yok. Bir kere üniversitenin verdiği imkanlar neler, oradaki sistem nasıl çalışıyor, bunların hepsinin çok başka faydaları var. Ülke çok gereksiz kalıyor. Yani gerçekten önemli bir detay değil. Önemli olan bunu yakalayabilmek ve gidebilmek. Yakalayıp gitmeyenler de var. Onlara biraz tepkiliyim. Bir de ben şey eklemek istiyorum. Öğrenci kulüpleri konusunu. Yani öğrenci kulüpleri de bence çok kritik. Yani hiç o yaşta alamayacağınız deneyimleri alabilmenizi sağlayabilirsiniz. Aslında öğrenci kulübünde ne var biliyor musun Sargın? Bugün öğrenci kulübü vasıtasıyla aslında üniversitelere ya da herhangi bir mekan kiralayıp da gidilen o büyük etkinlikler bugün öğrenciler organize ettiğinde sanki daha küçük bir oluşummuş gibi geliyor. Halbuki bugün o konuşmacılar, hepsi de çok değerli insanlar oluyor ve o konuşmacıları normalde bir kurumsal, bir beyaz yakalı olarak, örneğin ben davet etmek istediğimde o kadar etkim olmuyor. Bunu üniversitelerde hep söylüyorum. Hani X bir üniversitenin, bir öğrenci oluşumunun gönülden o kişiye ulaşıp davet ettiğinde size sunduğu faydayla kurumda herhangi bir bütçeli bir organizasyonda sunulan fayda arasında çok fark var. Aslında kimlerle tanışıp da network yapabileceğini insan o sırada bilmiyor ama ne kadar değerli olduğunu sonradan görebiliyor. Kesinlikle katılıyorum. Ya hem de şey kısmı da var bence. Mesela ben Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu'nda başkanlık yapmıştım.
Orada bizim 200 kişilik bir ekibimiz vardı. Yani 200 kişilik bir ekibi yönetmek diyeceğim şu an. Normal tam şu anda düşündüğüm zaman yönetmek denebilir mi bilmemekle beraber. Böyle bir iş hayatında hani ne zaman 200 kişilik bir ekibi yönetiyorsun? Belki hiçbir zaman. Yani o deneyimler bambaşkaydı bence de. Kesinlikle çok faydalı. Garanti Bankası ile ilgili sorular gelmiş. Onu biraz bana bırakıyorum senin de Tamam. izninle. İnsan kaynakları ile ilgili bir sorumuz var. İnsan kaynakları alanında başarılı olmak için, daha üst pozisyonlara da gidebilmek için sence neler yapmak gerekir? Orada ben şöyle sormak istiyorum bu soruyu. İnsan kaynaklarında fark yaratmak için sence nasıl özellikler, neler yapmak gerekiyor? Aslında insan kaynakları baktığınız zaman çalışan yararına hangi kurumda olursa olsun pek çok faaliyetin toplandığı birimler. Burada da şöyle bir şey var. Garanti Bankası olarak bizim çok inandığımız, genel müdür yardımcımızın da hani Garanti Bankası insan kaynaklarında bu yeni başlayan birisinin de çok iyi bildiği bir nosyon var. O da insan kaynaklarının çok ciddi tek bir ifadeyle söyleyeceğim, dengede durmak anlamına geldiği. Çünkü insan kaynaklarında fark yaratabilmek için dengeyi yakalamak gerekiyor. Kurum adına bir şeyler yapıyorum derken yeni projeler, yeni işleyişler, yeni süreçler, yeni adımlar çalışanı hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. İhtiyaçlarını hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. O yüzden diyorum denge işi. Ya da çalışan yararına bir şeyler düşünürken sonsuz ihtiyaçları karşılama merkezi de değil öte yandan insan kaynakları. Dolayısıyla o dengeyi çok iyi yakalamak lazım. Başarının da oradan geçtiğine inanıyorum. Süpersin. O zaman Garanti Bankası ile ilgili devam edeceğim izninle. Tam garanti demişken. Önce bu sorulardan bağımsız. Garantili olmak nasıl? Garantili olmak nedir? Nasıl tanımlarsın? Nasıl bir çalışma ortamınız var? Valla Garanti Bankası şu anda çalıştığım için tabii ki benim için farklı ama her şeyden bağımsız olarak garantili olmak kendi adıma bir gurur. Çünkü bugün işleyişinde Garanti Bankası'nın çok inandığım ve belki de üniversitedeyken bilsem başka adımlar atabileceğimi düşündüğüm bir nokta bizim garantiler olarak kendi içimizde kullandığımız bir ifade var. Bu mevcut değerlerimizde de, yetkinliklerimizde de çok sıklıkla telaffuz ettiğimiz bir ifade, işinin lideri olmak. İşinin lideri olmak aslında hangi pozisyonda olursanız olun, tabii ki bir takım inisiyatifler veya belli onaylar daha yönetsel tarafta olabilir. Ama eğer siz bir garantili olarak o işi gerçekten layıkıyla ve tabii ki başarıya götüren yolda yapabiliyorsanız, Garanti Bankası kurum olarak çalışanın önüne hiyerarşik veya herhangi bir iş akışını geciktirecek, zorlaştıracak adımlar koyan bir kurum değil. Yani pozisyon bağımsız herkes eğer o işi yönetebiliyorsa o işin lideri, o işin patronu olabiliyor. Bireysel olarak ben bundan çok motive olan bir insanım. Dolayısıyla garantide bugüne kadar yer aldığım bütün organizasyonlara göre bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum çalışan mutluluğu anlamında. Kesinlikle katılıyorum. Yani şu anda bir şirkete girdiğin zaman en azından benim aradığım şey bana bir güvenip sorumluluk veriyorlar mı? Ben inisiyatif alabiliyor muyum? Ki Garanti Bankası'nda görüştüğüm insanlarda bunu görmek, yani daha yeni mezun olmuş birisi mesela hemen bir sürü bir şeyler yapmaya başlamış. Yani ona güvenip o rolü verebilmek bence büyük başarı, büyük motivasyon kaynağı. Yani hem senin hem de bence herkes için yani. Evet. Pek tabii bunun arkasında bir takım parametreler, bir takım değerlendirme metodolojileri var. Ya da örnek veriyorum, yani en etkilisi de belki bu anlamda çok ciddi bir eğitim yatırımı var. Garanti Bankası'nda işe başladığınız zaman bu anlamda birkaç ay süren, hakikaten bankanın bütün işleyişini de öğrenebileceğiniz bir eğitimden geçiyorsunuz. Bu eğitim aslında o dönemde bazı günler of keşke olmasa da bir işe gitsem neler oluyor görsem gibi bir algı da yaratıyor. Şimdi bunu daha da dengeliyoruz. İşte belli bir süre eğitimden sonra işe gidip bu çalışacağınız birimde de rol alıp daha sonra yine eğitim devam ediyor. Ve bu neredeyse yarı yıllık bir dönem oluyor. Bunu yaptıktan sonra artık o işe hazır olduğunuza inanılıyorsa yavaş yavaş o görev size akmaya başlıyor. Ve başarılıysanız da işinizin lideri oluyorsunuz. Süpersin. Hemen bir soru daha gelmiş. İki soruyu birleştireceğim burada. Öncelikle biri demiş ki garantide çalışanlar için nasıl sosyal haklar, sosyal kulüpler var? Başka birisi de sormuş ki Garanti Bankası'nda nasıl çalışanlar için haklar, yan haklar var? Bunu böyle bir paket halinde bize anlatır mısın? Garanti Bankası'nda çalışanlar için nasıl imkanlar var diye soruyor.
Çok güzel soru. Aslında şöyle, Garanti Bankası'nda bir kere benim çalıştığım birimin de aslında en kolay yanıt verebileceğim sorulardan bir tanesi olmuş. Benim de içinde bulunduğum ekibin ana sorumluluğu aslında bu. Bir çalışan markamız var Garanti Bankası'nda. Bu çalışan markamız bünyesinde pek çok faaliyet var. Bunlar nedir? Çalışan markamızın ismi İYİ. İş-yaşam ilişkisinin baş harflerinden oluşuyor. İYİ'nin altında bir çalışanın sosyal hayatında da ihtiyaç duyabileceği ve garantinin faydasıyla elde edebileceği pek çok avantaj var. Bunlar nedir? En çok sevdiğimden başlamak istiyorum. İYİ İkram diye bir oluşumumuz var. Gün içinde çalışıyorsunuz, bir anda içeri yeşil önlüklü, üzerinde İYİ yazan bir takım insanlar giriyor. Ellerinde tepsilerle. Ve bir bakıyorsunuz size bir şey getirmişler. İşte o mevsime uygun, eğer biz Temmuz'daysak ve çok sıcaksa karpuz peynir ikram ediyorlar. Midye dolma ikram ediyorlar. İşte kışın kestane yapıyoruz, bahçede onu ikram ediyoruz. Bunun aynısı şubelerimiz için de geçerli. Yani Garanti Bankası 81 ilde faaliyet gösteren 18 bin kişinin çalıştığı bir kurum. O açıdan bakarsan her şey İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ile sınırlı değil. Dolayısıyla her ildeki çalışanlarımıza da bunun o coğrafyanın el verdiği şekliyle daha kutulu, biraz daha uzun süre dayanabilen örneklerini devamlı gönderiyoruz. Ve bu ay içerisinde sürekli oluyor. Bunun dışında her ilde hobi kulüplerimiz var. Üniversitede en çok gelen soru o oluyor mesela. Ben üniversitede işte basketbol takımındayım. Geldiğimde ne yapacağım? Garantinin de bir basketbol takımı var. Ya da futbol çok iyi oynuyorum. Garantinin de bir futbol takımı var. Sualtı kulübü var, tiyatro kulübü var. Yani hobi kulüpleri kesinlikle tanımlanmış ve hani X bir kulüp açılamaz gibi de değil. Orada da aslında çalışanlar yine yönetiyor. Kendi bütçeleriyle, onlara tanımladığımız bütçeyle üyelikler alarak o sosyal oluşumu daha da zenginleştirebiliyorlar. Öğrenci kulübü kurmak gibi sanırım. Aynısı, aynı mantıkta çalışıyor. Ve kulüp sayısı da her sene daha da artarak gelişiyor. Bunun dışında bir takım sosyal faaliyetlere bankamızın sponsor olduklarının yanı sıra işte çok sevdiğiniz bir Tarkan konseri turneye çıkıyorsa garantililere indirimle veriyoruz. Bu gibi avantajlar da yine İYİ'nin içerisinde bulunuyor. Bunun dışında yine birimlere yönelik de pek çok etkinliklerimiz, takım aktivitelerimiz vesaire var. Yan hak olarak sadece bunu söylemek istemiyorum. Çünkü Garanti Bankası çalışanlarına biz şunu söylüyoruz aslında. Bu bir toplam paket. Bunun içerisinde aldığınız eğitimler. Bugün Garanti Bankası çalışanlarına bir takım online eğitim portallarında üyelikle alınan eğitimleri ücretsiz veriyoruz. Bunların da ne kadar kıymetli olduğunu içeri girdikten sonra anlıyor herkes. Hani o güne kadar kendisi bir şeyler ödeyerek verdiği şeyi, Garanti Bankası yaptığı üyeliği, bugün Garanti Bankası sayesinde tek bir tıkla girip garantinin kütüphanesinden alıp izleyebiliyor. Bunların hepsi çok kıymetli. Dolayısıyla ben bunları da bir hak olarak görüyorum. Ben de kesinlikle. Yani spor, işte hobi kulüpleri kesinlikle çok eğlence tarafında var ama kişisel gelişim de bence asla bırakılmaması gereken evet. bir nokta. O yüzden o da çok kritik. O zaman hemen bir gelen... Genel müdürlükte spor salonumuz var mesela. Gerçekten bir çok popüler spor salonları kadar dolu oluyor. Özel ders bile alabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey. Hani binada ya da en azından o spor aidatını ödemeyip ücretsiz bir şekilde bütün sporunuzu binada yapıyorsunuz. Üstelik hani bir yere gitmiyorsunuz, trafik çekmiyorsunuz gibi. Biraz daha anlatırsan başvuracağım gerçekten, o yüzden hemen devam ediyorum gelen sorulara. Boğaziçi Üniversitesi'nden Buğçe sormuş, demiş ki peki diyelim ki ben çok beğendim sizi, yeni mezunum, başvurdum, mülakata çağırdınız beni, mülakata geleceğim. Mülakata gelmeden önce nelere hazırlanmalıyım, mülakatta bana ne tarz sorular sorulacak, bir yeni mezuna teknik sorular mı geliyor ya da nasıl şeyler soruluyor, birazcık bundan bahsetme şansın olur mu acaba? Tabii aslında şöyle, temel rolüm işe alımcı değil. O yüzden hani işe alım tarafında çok yetkin bir şey söylemek ve yanlış bir şeyler konuşmak istemem. Ama ana hatlarıyla 4 yıldır bir garantili olarak ve bu işin içinde olan birisi olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de yeni mezun birisine Garanti Bankası'ndaki iş akışı ile ilgili teknik bir soru sorulmuyor. Buradaki en önemli şey tutku. Aslında bu rolde örnek veriyorum, bir iletişime dair bizim ekibimizde birlikte çalışacağımız birisinde neye bakıyoruz? Hakikaten o işi yapabilmek için bir takım yetkinlikler var. Örnek veriyorum, iletişim işi biraz takım çalışması işi. Takım çalışması deyince o kişinin ne anladığını arka planda sorgulayabileceğimiz bir takım sorular soruyoruz. Ama bunlar çok basit bir şekilde sence bir takım nasıl olmalı gibi de değil.
senin bir takımdan beklentin de değil ama bazen vaka şeklinde olabiliyor. Bazen o işi anlamlandırabilmek adına bir işimizden örnek vererek anlatıyoruz ama genelde ağırlıklı örneklerle o iş içerisinde gerçekten sevip sevemeyeceğini adayın anlamak çok önemli. Çünkü başından beri sohbetin konuştuğumuz gibi aslında işini severek yapmak en önemli noktası bu. Siz de böyle insanlar arıyorsunuz. Aynen öyle. Bilkent Üniversitesi'nden bir soru gelmiş. Garanti Bankası işveren markası çatısı altında nasıl projeler yürütüyor acaba? Neler yapıyorsunuz? Aslında biraz önce saydıklarım Garanti Bankası işveren marka çatısı altındaki işler. Bunun yanı sıra şundan da bahsetmek gerek. Yaklaşık 2-2,5 yıldır ağırlıklı olarak ana hissedarımız BBVA ile birlikte bir takım global projeler de yürütüyoruz ve çalışma metodolojimizi de buna göre yeniledik. Sadece işveren markası tarafında değil, tüm insan kaynaklarında onlarla birlikte daha çevik, daha hızlı, daha global neler yapabiliriz diye sürekli projeler geliştiriyoruz. Ortak platformlarda haftada bir örneğin biz işveren marka tarafında tüm ülkelerin işveren marka uzmanlarıyla bir araya geliyoruz. Haftalık gündemimizi paylaşıyoruz, birbirimize fikir veriyoruz. Hatta bir online platformumuz var. O platformda en iyi fikri, haftanın fikrini seçiyoruz. Kilometrelerce uzakta işte bizim Houston'daki ekip arkadaşımızın o hafta projesi kazanıyorsa ona video çekiyoruz, gönderiyoruz, tebrik ediyoruz, platformda yayınlıyoruz gibi etkileşimi de giderek arttırmaya çalışıyoruz. Tabii ki bizim yaptığımız, bütün Türkiye'yi düşünerek yaptığımız bütün etkileşimler, bütün faaliyetler devam ederken bir taraftan da çok ağırlıklı global projeler gelmeye başladı. Örnek veriyorum, çok yakın zamanda kurum değerlerimizde birazcık değişiklik yaptık. Daha dinamik, daha kısa, akılda kalıcı ifadelere gittik. Ve gerçekten garantiyi anlatan ifadelere odaklandık. Bu çok büyük bir proje. Ne demek? Kurumun değerlerinin yenilenmesi demek. Bu kurumdaki bütün iletişim stratejisinin de o değerlere uygun güncellenmesi demek. Yani sadece etkinlik gibi düşünmeyelim aslında. O okulda öğrendiğimiz işte strateji tarafı da bu noktada devreye giriyor. Süper. Şimdi ben birazcık kendi sorularıma döneceğim. Tabii. Siz yine sorularınız varsa gönderebilirsiniz arkadaşlar. Son 10-15 dakikaya girdik. Ben de kendi sorularıma cevap almak istiyorum açıkçası. Öncelikle garantideki fırsatlardan her şeyden bahsettik ama nasıl fırsatlar var? İnsanlar nasıl Garanti Bankası'na girebilirler? Bundan çok bahsetmedik. Bir yeni mezun Garanti Bankası'na nasıl girebiliyor acaba? Şöyle, Garanti Bankası'nda deneyim kazanabilmek için birkaç tane yol var. Bunlardan iki ana başlıkta bahsedeceğim. Uzun soluklu bir deneyim, yani az önce konuştuğumuz ve çok da övdüğümüz diyeceğim staj gibi daha uzun soluklu bir deneyim yapmak istiyorsanız Garantili Gelecek diye bir programımız var. Burada sizin ajandanıza göre ve bizim oluşturduğumuz programa göre uyum sağlayıp daha uzun soluklu, bir ay, iki ay gibi daha uzun soluklu bir staj yapabiliyorsunuz. Bunun dışında ben kompakt bir programa geleyim, garanti neymiş göreyim derseniz de 10 yıldır yaptığımız Garanti Talent Camp devam ediyor. 10 yıl oldu mu bu arada? 10 yıl oldu Garanti Talent Camp başladı. Ben hatırlıyorum yani, başvurduğumu öğrenciyken hatırlıyorum. 10 yıl oldu. Garanti Talent Camp var. Hatta bu önümüzdeki hafta sonu 13-15 Mayıs Talent Camp'in sonuncusunu yapacağız. Bu eğitim dönemi için sonuncusu. Daha sonra bir sonraki kampımız yine Aralık ayında olacak. Tüm bunlar aslında garantide deneyim kazanmanın uzun ve kısa modelleri diyeyim süre olarak. Bunun dışında bir de tabii ki yeni mezunken çok da yavaş yavaş daha da farklılaştığı için ilginin arttığı denetim kariyeri var. İç denetici olarak, hani dış bildiğimiz büyük denetim firmaları, global firmalar dışında iç denetim tarafında da Garanti Bankası'nda müfettiş yardımcısı olarak işe başlayabiliyorsunuz. Hatta şu anda ilanımız açık. 15 Nisan'a kadar da ilan açık kalacak. Bir de böyle bir yeni mezunda denetim kariyeriyle de başlamak mümkün. Siz de müfettiş yardımcısı, müfettiş olmak istiyorsanız garantili nereden kariyer, başlayabiliyoruz? Garantili kariyer. Garanti.com.tr altında bir web sayfası güncelliyoruz, yeniliyoruz, daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Garantili kariyerden başvurulabiliyor veya yine aynı şekilde LinkedIn'den başvurabiliyorsunuz. Süper. Valla hem farklı departmanlarda çalışabilme fırsatı hem de müfettişlik tarafı yani güzel fırsatlar. Çünkü müfettişlerin hayatlarını da dinledim ben gelip sizin bankanıza, Garanti Bankası'na. Yani çok güzel bir hayatları var bana kalırsa. Hani hem farklı yerler görüyorlar, farklı işler yapıyorlar.
Neyse bu konuyu geçiyorum o yüzden şimdi. Denetim, ama çok fazla fırsat var ya gerçekten. Denetimde bence şunu eklemek lazım bir not olarak. Bugün eğer birkaç tane etkinlikle denetim tarafında garantideki kariyeri de anlatma fırsatımız oldu ama eğer katılamadıysanız anlatsındaki müfettiş yardımcısı videolarının daha yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten o bilimde çalışan arkadaşlarımıza sorduk. Her zaman yaptığın gibi sürpriz sorular da olduğu için gerçek hikayeyi, o işi hakikaten uygulayan, gün içerisinde o işte yer alan arkadaşlardan dinlemek çok etkili. Bizim de hayatımızda ana hissedarımız BBVA ile birlikte denetim kariyeri çok daha renklendi. Hakikaten bir global kurumda nasıl denetim işliyorsa o şekilde işliyor. Dolayısıyla anlatsından dinleyip başvurmak da daha iyi olur. Ben de seni reklam yapıyorum. Aynen, bekliyoruz arkadaşlar. Bir müfettiş ne yapar, müfettiş yardımcısı ne iş yapar diye bakmak isterseniz anlatısına bak. Ki Garanti Bankası genelinde de birçok farklı fonksiyondan, birçok farklı tecrübe alanından kişiler var. Tabii bir gün senin anlatmanın anlatısını da bekliyorum bu arada ayrıca. Umuyorum. Hemen bir soru gelmiş İstanbul Üniversitesi'nden Batuhan'dan. Onu araya sıkıştırayım çok hızlıca. Sizin kişisel bir insan kaynakları profesyoneli olarak CV'lerde baktığınız ilk şeyler neler oluyor acaba? Özellikle ben hatta bunu da yeni mezun özelinde yapalım istersen. Öğrenci yeni mezun özelinde. Aslında şöyle, ben bunu kullanıcı olarak da söyleyeceğim. Ne kadar bu o eğitim dönemini ne kadar etkili geçirdiğiniz çok önemli. Hani demin senin söylediğin gibi işte ben Bilkent'te kulüp yönetiyordum dediğinde bugün belki bir artısı yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Halbuki çok artısı var. Çünkü farklı alanlarda bir deneyim kazanmak demek oluyor. Keza yabancı dil söylediğimiz gibi yaptığınız stajlar, stajlardaki tutarlılık diye bir endişe oluyor. Aslında böyle bir şey yok. Bunu anlatırken, ben de kendimi anlatırken ilk mülakatlarımda şunu söylüyordum. Benim okuduğum bölümde çok fazla kanal var. Bu kanalların her birini görmüş olmak final kararımı çok etkiledi. Belki sadece televizyonla başlasaydım ya da sadece gazeteyle başlasaydım ve devamını getirmeseydim hiç iletişim alanında bir deneyimim olmaya da bilirdi. Bu çok etkili. Dolayısıyla çeşitlilik demek kararsız olmak demek değil. Bunu da düşünebilirsiniz. Benim de az önce kendimi anlatırken söylediğim farklı kurumlarda tecrübe kazanmak da negatif bir şey değil. Eskiden öyleydi. Eskiden annelerimiz babalarımız bize derdi ki sen girdiğin yerden emekli ol, temiz temiz, rahat rahat. Artık böyle bir şey kalmadı. Çünkü dünya değişiyor, trendler değişiyor. O trendleri yakalayan, daha kökleşen, derinleşen ve bu fırsatları sunabilen, herkese o fırsatı sunabilen kurumlar kazanıyor. Dolayısıyla değişim kaçınılmaz. O değişim içinde de aynı yerde durmak yerine sevdiğiniz işi daha verimli nerede yapabiliyorsunuz orada olmak lazım. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Süper oldu bu. Ya bir de ben şeyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi bahsettik fırsatlara nasıl başvurulacak vesaire. Ama hangi departmanlarda mesela çalışabiliyorlar? Yeni mezunlar özellikle hangi departmanlara girebiliyorlar? Bir denetim kısmından bahsettik. Başka istersen birkaç departmanya da fonksiyon örneği vermek ister misin? Nerelerde çalışabiliyorlar? Aslında Garanti Bankası'nda staj yaptığınız dönemde örnek veriyorum. Eğer krediler tarafında çalışıyorsanız kredilerde de işe başlayabiliyorsunuz. İş kolu tarafında bir staj yapıyorsanız, iş kolundan kastım benim hani bireysel bankacılık pazarlama olabilir. Bireysel bankacılık pazarlamada da yani ana hatlarıyla şöyle bir şey söylemek lazım. Algı olarak da bugün araştırmalar da onu gösteriyor. Bir dönem bankacılık çok düşüş gösterdi tercih edilen kurumlar arasında. Ama yeniden yükseliş başladı. Sebebi de şu, banka aslında çok belki kabaca bir tabir ama bir ticari işletme. Banka içerisinde biyoloji mezunu da çalışıyor, iletişim fakültesi mezunu da var. Daha sosyal bilimler alanında uzmanlaşanlar da var. Uçak mühendisi de var. Çünkü bankacılıkta aslında önemli olan o anlamı bulabilmek ve yaptığınız yerde öğrendiğinizden neler var. Bu kadar geniş alanda hizmet veren kurumlar size bu fırsatı sunabiliyor. Bu perakende de öyle. Pazarlama tarafında olmak demek sadece bugün hani kullanılan o çok böyle şey olan marketing, ürün marketingi yapmak demek değil. Bir strateji de pazarlanabilir. Dolayısıyla hani bunu yapabilmek için de sosyoloji mezunu olmanız bir engel değil. Ama tabii ki daha teknik alanlarda işte mühendislik öne çıkıyor vesaire. Bunlar da çok doğal zaten. Hani biraz daha bilgi birikim gerektiği için. Süpersin. Son bir soruyu cevaplayalım. Ondan sonra kapanışı yapalım mı? Son bir soru geldi. Tamam. Onu da cevapsız bırakmayalım. Dijital dönüşüm adına neler yapılıyor? Neler yapılıyor Garanti'de? Dijitallik, bu şu anki teknolojik dönüşümler size ne ifade ediyor? Neler yapıyorsunuz?
Şimdi Garanti Bankası için bugün sektörde de, kullanıcılarda da, müşterilerde de sorduğumuz zaman aslında garanti teknolojiyle çok eşleşiyor. Bundan 1,5 yıl önce Garanti Bankası'nın 70. kuruluş yıl dönümüydü. Dışarıda çok iletişimini yapmadık ama içeride de dışarıda da sorduğumuz zaman garanti sizce kaç yaşındadır dediğimizde genelde bu soruya cevap 30, 35, 40 civarında oldu. Genç düşünüyorlar. Evet, bu aslında teknolojiyle ilişkili, biliyor musun? Çünkü eğer bir kurum köklüyse bizim algımız daha köhne ya da daha eski yapılara tutunduğuna dair. Halbuki Garanti Bankası geçtiğimiz son bir yıldır çok önemli bir projeye imza atıp şubelerindeki hizmet modelini değiştirmeye başladı. Bugün artık gişeler kalktı. Hizmet aldığınız noktada bulunduğunuz segment bağımsız, aynı kişiden hizmet alabiliyorsunuz. Hizmet kalitesi aynılaştı. Bunun arkasında çok ciddi bir teknolojik yatırım var. Çalışan olduğunuzda da yine aynı şekilde insan kaynaklarında projeler bitmiyor. Mesela bu sene, geçtiğimiz sene sonunda özür dilerim, bir proje hayata geçirdik. İnsan kaynaklarında bir chatbot. İsmini çalışanlar buldu. İsmi Sorbi. Ben çok seviyorum Sorbi ismini. Hakikaten böyle kendi içimizde de söylediğimiz bir şeydir. Ya bir insan kaynaklarına sorsana. O bir sordan Sorbi diye bir isim çıktı bir çalışanımızdan. Çok beğendik. O ismi koyduk. Sorbi aslında gün içerisinde zaman kaybetmeden intranetimiz içerisinden insan kaynaklarındaki bir çalışana sormak istediğiniz soruların otomatik cevaplarıyla beslenen bir chatbot. Telefon açmanıza, mail atmanıza gerek kalmadan Sorbi'ye sorduğunuzda Sorbi size o cevabı veriyor. Şimdi kişiselleştirdik Sorbi'yi. Günaydın Feryal dediğinde ben çok mutlu oluyorum. Halbuki çok basit bir dokunuş. Ama birileri size, sadece yanınızdaki çalışma arkadaşlarınız ya da yöneticiniz değil, birileri daha size günaydın diyor. Birileri daha o günün anlamını söylüyor gibi. Hani bunlar işte çalıştığınız yerde aslında o anlam kazandıran noktalar. İşte self servis ekranlar var. Eskiden bir yerlerden mail atıp bir şey beklerken bugün tek tıkla o raporu alabilmek. Bunların hepsi garantideki çalışma hayatında da pek çok zenginlik katıyor. Şunu da ekleyeyim. Bütün bu anlattıklarım için aslında çok gururla baktığım Instagram'da Garanti Bankası çalışanların kendi kendine hiçbir reklam desteği almadan yarattığı bir hashtag var. Garantide yaşam. Israrla da bu hashtag'i bir hesap haline getirmiyoruz. Muhtemelen de getirmeyeceğiz. En doğruyu orası söylüyor. Anlatsın videoları gibi aslında. Çünkü biz hiç bir şey yapmıyoruz. Orada garantide yaşam hashtag'ini kullanarak çalışanlar günlük hayatta iyi ki garantiliyim dedikleri anları paylaşıyorlar. Ve inan dönüp baktığımda hakikaten çalıştığımız bir ürünün, sunduğumuz bir hizmetin nasıl anlam kazandığını görüyoruz. O da çok etkili oluyor. Gerçekten çok anlamlı. Çünkü birine hadi bir şey yap dediğinde zaten yapıyor ama içinden gelip orada kendi Instagram'ını özel olarak paylaşması bambaşka bir çok şey. Çok önemli. Feryal, bizim bugünlük bu kadar sorularımız. Senin eklemek istediğin, son olarak kapanışta anlatmak istediğin bir şey varsa onları da dinleyebiliriz. Yoksa sorularımız bu kadar. Ben çok teşekkür ederim. Dediğim gibi özetle aslında kariyer yolculuğunuzu planlarken de önemli olan sadece başarıya odaklanmak değil, sevdiğiniz işi yapabilmek ve kendiniz için de hani neyi sevip neyi sevmediğiniz, nerede daha anlamlı olacağınızı bulduğunuzda başarı zaten kendiliğinden geliyor. Bu yolculukta da herkese, tüm izleyenlere başarılar dilemek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bizi tekrar takip etmeye devam edebilirsiniz.